Dostlar herkese selam. Evet, değerli Ulaş Tigem İşletme Müdürü, Müdürüm Hasan Keskin'le beraberiz. Şimdi nereye geldik biliyor musunuz? Şimdi kangal köpeklerini, yani bizim Anadolu çoban köpeklerimiz ve en önemli Sivas'ın da gururu olan kangal köpeklerini görmeye geldik. Burası işte merkez, menşei. Şimdi gen kaynağı burası. Gen kaynağı burası değil mi müdürüm? Buradan dağıtım evet. Oluyor. Şimdi niye bizim için köpek önemli? Koyun varsa köpek de olacak. Koyun varsa köpek olmaz, köpeksiz olmaz. Artı bizim çoban köpeklerimizin bir özelliği var. Evet, dışarıda yurt dışında küçücük köpek bütün sürüyü topluyor. Ama orada ne kurt var, ne çakal var, ne iki ayaklı çakallar var. Aynen. Hiçbiri yok. Ama bizde bunların hepsi var. Dolayısıyla bizim kangal köpeğimizin özelliği aynı zamanda bir asker kangal köpeği. Evet. Askerlik yapıyor, nöbet tutuyor. Hayvanı koruyor değil mi müdürüm? Dosta güven, düşmana korku verir. Aynen. Anadolu aslanı. Aynen bizim askerlerimiz gibi. Aynen yani. Bizim askerlerimiz, aynen, askerlerimiz gibi. Hadi girelim bir bakalım içeri. Girelim. Burada ayaklarımızı buraya koyuyoruz herhalde. Evet, bismillahirrahmanirrahim. Hep beraber gidelim şu... Kangallarımızı görelim. Bir de kangalların çeşidi var herhalde. Yani şimdi, karayaka, akyaka diyorlar mesela. Karabaş olanlar işte karayaka değil de karabaş cinsi, kırçıl cinsi, boz cinsi. Öyle mi? Bizde ikisi de var yani. İkisi de var. Evet. Şimdi akbaş dedikleri ayrı akbaş, bir ırk mı yok da o da kangal mı? O akbaş Eskişehir bölgesinde bizim Karacabey Tarım İşletmesi'nde de şu an yetiştiriciliği yapılıyor. O bu bölgede kangal köpekleri geçiyor. Buradan gidebilir miyiz? Gidebiliriz. Akbaş genelde Ege, Marmara o bölgelerde. Çünkü sıcak olduğu için beyaz aynen. Hayvan daha rahat ediyor orada evet, herhalde evet, o bölgelerde. Evet. Onlar hay maşallah, hay maşallah. Şunlara bak. Bunun zorlu. İsmi zorlu. Zorlu bizim. Bazen salıyoruz. Evet. İki tane kurdu yatırmış bir aslanımız. Öyle mi? Tabii, İki kurdu yatırmış. İki tane kurdu parçaladı. Oo, çok güzel de şeyi var, tasması var. Zorlu en önemli şeylerimizden baba, değil mi? Baba. En önemli babalarımızdan bir tanesi bu. Zorlu. Ne haber? Zorlu. Sakin ol. Ne haber oğlum? Sakin. 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 Şöyle elimizi sakin. Uzatsak. Sakin. Yok, yok, sakin, yok, sakin, yok. Zorlu. Bak sakin. Böyle, yok. Böyle gel, geçelim. Gel, gel. Bu tarafa. Hadi devam ediyoruz. Devam dostlar. Ediyoruz. Burada bu aramız. Evet. Bu altın. Altını aramız. Görüyoruz şimdi. Bu yani, da altın. Daha 2 yaşında bir köpek. Çok erkek harika. Mi bu da? Ana bu ana. Anaç, dişi. Anaç ha. Şimdi evet. Gördüm anaç. Ama çok iri bir köpek tabii, yani. Tabii. Zaten kangalın özelliği bu zaten. Ama kangal genelde tıknaz olur derler. Küçük olur yani daha şey sağlasın yok, diye. Kangal biraz ince ve uzun oluyor yani. Öyle burada mi? Mı kurdu yatırır. Ondan sonra göçlü olması lazım. Hepsi buralarda mevcut. Bu da baron. Bu baron. Da baba. Baba. Bu da baron. Bu da baba baron. Ne haber benim oğlum? Baron. Bu da çok naber? Harika naber? Bir hayvanımız. Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber benim oğlum? Tanı beni. Tanı. Yok. Tamam. Gel. Bu da ana paşa. Bu da güzel. Boz ırklardan bir tanesi. Boz ırklardan. Bu evet. Da? Bu da paşa. Bu da paşa. Ana bu da. Anaç. Evet anaç. Anaç. Kaç yaşında? Bu 4 yaşında. Gözünü mü kaybetti bu? Yok savaş. Gözünde problem var biraz. Hmm. Gözünde bir şey yok. Bunlar zaman zaman mereye gidiyorlar mı? Tabii tabii. Şimdi biz her gün 2 saat bu bölgede koşu parkuru yapıyoruz. Kaşları gelişsin. Ondan sonra ciğerleri gelişsin diye. Aynı zamanda bazen 1 ay çobanlara veriyoruz. Çobanların yanında geziyor, geliyor. Ondan sonra burada çiftleştiriyoruz. Yavrularını elde ediyoruz. Bu da zorba. Bu da zorba. Meşhur zorba ha? Meşhur. Bu da mükemmel bir baba. Mükemmel bir anaç bu da. Şey, baba, erkek, baba. Evet, bu da zorba.
Bu zorbanın özelliği ne mesela? Niye bu kadar daha esmer? Bu işte kırçıl dediklerimiz, kara kırçıl dediklerimiz. Kara kırçıl işte. Dediğimiz bu. Evet. Peki müdürüm, şimdi değerli dostlar şu soruyu sorabilirler. Burada yavru satışı var mı? Yavru satışı 12 ay var burada. Bu yıl 64 tane, yani yavru 20 sattınız. Anadan 64 tane yavru sattı. Fiyatlar nedir? Fiyatlar bu yıl 2400 lira artı KDV'ydi. Önümüzdeki yıl değişir. Daha yükselecek ama evet. Bu yıl 2400 liradan evet, satıldı. Bitti. Yani. Bitti. Evet, evet. Peki yılda kaç kere doğurtuyorsunuz anaçları? İki kere doğuruyorlar mı? Ananın gebelik süresi 2 aydır. Evet. 2 ay gebe kalıyor, doğuruyor. 1 ay dinleniyor. 1 ay yavrularını besliyor. Yavruları büyüttükten sonra 1 ayda fizyoloji yerine geliyor metabolizmalar. 3. ay tekrar, yani senede 2 sefer 3 sefer yavru alıyoruz. Peki bir şey daha soracağım. Toplam 20 anacınız var dediniz. Evet. Kaç tane erkek var? 6 tane erkek. 6 var. Tane erkek. Bu gördüğümüz baba erkekler. Bunlar evet. Esas soyu belirleyenler. Şimdi burada da balyozumuz var bak. Balyoz. Bu da 2 numaramızdır. Evet. Evet. Balyoz gel. Maşallah. Gel. Bu biraz daha yaşı büyük herhalde. Yok. Değil mi? Şu zorbayla kardeş bunlar. Gel gel. Sen bir kaldırsana ha, geldi. Seni sen tanıyorlar. Evet. Bakıcısı olduğu için evet. Tanıyorlar. Şimdi bu da zorba. Balyoz. Balyoz. Maşallah, subhanallah. Şimdi bunların o zaman sizin yavruların şeceresi de belli. Tabii, hangisi tabii, zorbanın yavrusu? Tabii pedirisi hangisi? Var. Pedirisi var. Burada da işte, dişiler var. Burada ha. Da yavrular var bak. Bunlar bir tane da, yakından yavruya bakabilir miyiz? Bir tanesini getir. Önder, kucakla getir. Kucak. Yani bu gümüş, anne gümüş, baba zorlu, baştaki. Ha, anne gümüş. Anne gümüş, baba zorlu. Şu şeyin mi, dişinin mi? Dişinin adı gümüş. Şimdi bu 6 tane olan babanın kanları farklı mı? Tabii, kanları farklı. Onun için karıştırmıyorsunuz zaten birbirine yani. Zaten biz satarken de bir babanın dişisini erkeğini vermiyoruz. Eğer babanın erkek baba zorluysa dişi balyoz oluyor. Balyoz oluyor, başka bir hayvan oluyor. Çapraz diyoruz. Bir şey kardeş da, kardeşle şey kesinlikle yapmıyoruz. Kesinlikle yok. Peki evet. Bir şey daha soracağım. Yılda ortalama bir dişi köpekten kaç yavru alıyorsunuz? Ortalama 4-5 tane 4-5 tane oluyor. Maşallah, subhanallah. Evet. Ya bunlar bu maşallah. Bu yavrumuz baba zorlu. Baba zorlu. Baştaki hayvan. Zorlu. Anne gümüş. Anne gümüş. O zaman gidip şu babanın yanında bir görelim. Evet. Babasının yanında evet. Dursun bakayım. Gel. Bu şimdi kaç aylık? Bu 2 aylık falan. 2 aylık. Evet. Taşıyamıyorum bayağı maşallah. Bunlar da kangal koyunları evet. Gibi iyi kilo alıyor evet. Herhalde. Ha? Şimdi bunlara ek gıda da vermeye başladık. Hem annesini emiyor hem de ek gıda veriyoruz. Yani. Evet. Baba veriyoruz. Şimdi geldik. Baba, neredeydi baba zorlu? Burada. Gel bak, zorlu gel. Gel bak yavrunu getirdik zorlu. Gel. Gel. Gel zorlu. Önder getir bak şimdi zorluyu. gel. Gel. Çünkü kalabalık olunca biraz şey yapıyor hayvan, çekiniyor. Evet. Şimdi bu satılacak mı, damızlık bu mı kalacak? Satılacak. Bu satılacak. Yani ismi yok değil mi daha bunun? Bize dil yok. İsmini sattığımız adam koyuyor kendini. Biz anne ve babanın ismini veriyoruz. Sertifikayı veriyorsunuz. Aşılarını yaptığımız aşı şeyini veriyoruz pedirisine. Evet. Yazıyoruz. Dostlar şöyle yakından gösterelim dedik. Bu yavrusu. Bu da zorlunun babası. Yavrusu. Bu da baba. Evet. Bu da baba. Evet. Maşallah obez gibi kilo almış evet, bayağı. Evet. Demek ki annenin sütü de iyi değil mi? Evet. Gümüşün sütü güzel. Gümüşün sütü güzel. Ve bu şekilde 20 anaçtan siz üretin. Peki bu 20 anacı büyütmeyi düşünmüyor musunuz? Büyütüyoruz. Şu anda damızlık koyduğumuz 4 tane 2 erkek 2 tane de dişimiz var. Arka tarafta en son oraya gideceğiz. Ha, şu arka tarafta mı? Arka evet, tarafa arka gideceğiz. Gideceğiz. O zaman hadi gidelim arka tarafa da. Arka tarafa da bakalım. Babaları da görelim öbür tarafta. Ha, öbür taraftaki babaları da görelim. Şöyle dolanalım. Evet. Maşallah sana. Ya arabayla gelseydim kesin sizden alırdım bu tane. Ama arabayla gelmedik. Bunlar daha satılmadı değil mi? Yok bunlar. Daha zamanı var. Gümüş. Evet. Anne gümüşün gümüş. Annesi. Ben vereyim bunu da. Önder koyver. Yazık, fazla ayırmayalım yavruyu.
Evet, şimdi balyoz. Balyoz. Evet, baba balyoz. Balyozu geçiyoruz. Evet. Şimdi bu işletmelerde kangal koyunu kaç senedir yetiştiriliyor? Kangal köpeği. Kangal köpeği ya 2000'li yıllarda başlamış. 2000'li yıllarda. Evet, 1998-2000'de. O zamandan evet. Bu yana köpekçilik devam ediyor. Devam ediyor, değil mi? Evet. Evet. Geldik buraya. Şimdi burada da diğer bu hırçın işte karşıdaki. Bu hırçın dişi. Bu da lodosumuz. Bu da baba lodos. Lodos. Evet. Bu da. Ne haber lodos? Boz. Kırçıl değil de boz. Şimdi bir şey dikkatimi çekti. Bazı köpeklerin kulakları çok fazla kesilmiş sanki. Şimdi yani kulaklarının kesilmesinin sebebi koyuna gittiği zaman kurda karşı bir dezavantaj oluyor. Diye, kaptırmasın evet. Diye. Ama ondan dolayı. Çok dipten kesilmemiş mi mesela bazıları? Yani kulak uzun olduğu zaman köpek bazen duymuyor da. Ha. Sebep o. Şimdi şeyden hep şüphe ediyorum. Evet. Hani kulağına yağmur suyu kaçıp da yok. Rahatsız eder mi? Yok. O öyle bir rahatsızlık yok. Çok kaçmıyor yani. Evet. Suyun falan kaçmaz. Sadece mesela sürüye gittiği zaman bazen biz bunları sürüye göndeririz. Ciğeri açılsın, kasları gelişsin diye. Onun için kurda karşı bir dezavantaj oluyor. Kulaklarının olması. Şey olmaz. Çünkü oradan tutuyor. Ama mesela bu da yahşi anamız. Yahşi. Mesela evet. Bunun şeyleri kesilmemiş. Bunu kesmedik. Duman. Bu duman. Evet. Bu da yaşlı. 8 yaşında falan bir köpeğiymiş. 8 yaşında. Evet. Maşallah. Bir de bir şey duydum. Acaba var mı burada? Kalça sıkıntısı oluyormuş bazı kangallarda. İşte kalça sıkıntısı olmasının sebebi eğer parkur yoksa kesinlikle kalça sıkıntısı oluyor. Bizim şu parkurumuz salıyoruz. Hayvan dolanıyor burada. Her bir erkek bir dişi salıyoruz. Hayvan 2 saat geziyor. Kendi kendine geziyor. Kendi kendine koşuyor. Parkuru nasıl da takip ediyor? Tele mi takıyorsunuz? Tel yok, mi var? Tel bu şekilde. Tel avlunun için dolaşıyor. Ondan sonra bakıcı tekrar yerine geri koyuyor. Çok güzel. Yukarıdan bizi alırsan. Bu da altın kız. Altın kız. Ana. Bunlar hep anaçlarımız. Evet, bunlar anaçlarımız. Evet, maşallah. Maşallah. Burada gene bir bu da demir. Var. O bakır anamız. Bu evet. Bakır da iyi bir anadır. Çok güzel. Yani her şu değil mi? Evet. Şurada, her evet. Her batımda bu yıl bundan 10 tane yavru aldık. Şu anda da kızgınlığa gelmek üzere. Bayağı yaşlı ama değil mi? Ya evet. Yaşlı. Evet. Bu da bu demir. Bu da demir. Baba. Ne haber demir? Baba demir. Demir ne haber? Baba demir. Demir. Bu genç daha herhalde. Evet. Oyunu seviyor. O balyoz. Ve zorba demir üçü kardeş. Çok onlar güzeldi kardeş. Bunlar. Bunları kendimize bıraktık. Süper. Maşallah, subhanallah. Evet. Evet. Şimdi buradan sonra. Şimdi gidiyoruz arka tarafa. Arka tarafta devam. Kendimize bıraktığımız. Dostlar gerçekten güzel bir yerdeyiz. TİGEM'deyiz. Ve Ulaş TİGEM'de müdürümüzle beraber buradaki gen kaynağını yani kangal köpeğinin gen kaynağını beraberce seyrediyoruz, izliyoruz. Belki buradan içinizden hayvan alanlar, köpek alanlarınız vardır. Bunların annelerini, babalarını görüyorsunuz. Bu biraz sert herhalde. Evet, değil zorlu. Mi? Sert. Onun iki tane kurdu birden götürmüş o. Onun için sert bir hayvan. Evet. Ama genelde kangal köpeği şeyde olduğu zaman nedir ona? Yani mesela sahibi yanındaysa başkası gelse de kangal köpeğe asla saldırmaz. Şimdi biraz kalabalık olduğumuz için bunlar strese heyecan girdiler. Yaptı heyecan biraz. Yaptılar. Evet. Evet kışın buralara gelmek varmış. İyi ki kışın geldik. Kışın buraları görmek daha önemli. Evet. Yani hem kangal koyununu görmek hem köpekleri görmek, anaçları görmek çok çok önemli. Bunlar da bizim yeni damızlık adaylarımız. Ha kendinize ayırdınız. Kendimize ayırdığımız. Maşallah. Şu. Bunların isimleri kondu tabii. Tabii tabii. Mi? Bu kral. Kral. Bu Kralın boz patileri. Kral. Evet.
Şey, çok bir de bilekleri kral, kalın. Kral. Kral. Atla çocuğum. Evet. Atla çocuğum. Evet. Bu da haydut. Evet. Bu da kırçıl. Bu da haydut. Bu da haydut. Bak. Bunlar daha 3 aylık bunlar. İsimleri nasıl personel olarak hep beraber mi veriyorsunuz? Tabii. Ne güzel. Evet. Ne güzel. Bu da haydut. Bu da kırçıl. İşte evet. Ben bu tip suratları çok seviyorum. Evet. Çok böyle şey oluyor. Ne haber? Gel. 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 Ne haber? Ne haber? Ne haber? Ne haber? Bunlar daha ufak. Bunlar da dişi. Bir şey soracağım. Bunlar kaç aylık mesela? Bunlar 3 aylık. 3 aylık. Bunlar 3 aylık. Bunlar daha... Bunlar daha işte 2 aylık falan işte deminki sevdiğimiz. Evet. Bunlar da dişi anaçlarımız. Dişi anaçlar. Bu Naz, bu da Ayaz. Naz ve Ayaz. Evet. Gene kırçıllı bunlar. Evet. Evet. Kırçıllılardan. Genelde talep kırçıla daha çok. Daha çok değil mi? Evet. Enteresan. Kırçıllar biraz daha... Görüntü olarak şeyler. Görüntü olarak da bir sert de gözüküyor. Sert gözüküyor. Hakikaten sertler yani. Kurt korkuyor mu bunlardan? Yani galiba? Sesini duyduğu zaman var ya, kurt çıldırıyor yani. Kaçacak yer mi abi? Aynen öyle bak. Görüyorsun değil mi? Evet maşallah. Ayaz'a bak Ayaz. Ayaz. Naz bu. Bu Naz. Bu Naz. Evet. Naz ne haber? Naz. Bu da Ayaz. Bu da Ayaz. Maşallah subhanallah. Valla köpekçiliğimiz de bu kadar işte. Tebrik daha ediyorum. Bu arada gel yanımıza gel bir zahmet. İsim soyad neydi? Ömer Yıldız. Önder. Önder Yıldız. Önder Yıldız kardeşimiz bütün bu köpeklerden sorumlu arkadaşımız. Evet, evet, evet. Tebrik ediyorum kendisini. Evet. Sizi tebrik ediyorum. Evet, evet. TİGEM'e teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi ki TİGEM var Türkiye'mizde. Çünkü gen kaynaklarımızı koruyor. Ve TİGEM sayesinde bu ülkede çok şey olacak. TİGEM'leri mutlaka inceleyin, tanımaya devam edin. Bizim gelecek unsurlarımızdan en önemlilerinden bir tanesi de TİGEM'dir. Bunu burada tekrar yenilemek istiyorum. Damızlıkta ve tohumlukta önder kurulur. Aynen. Aynen. TİGEM çok önemli. Dolayısıyla buradan evet. Değerli müdürüm, dostlarımıza, herkese teşekkür gelip ediyoruz. Köpek, koyun, koç, toklu müracaat edebilirler, alabilirler. Böyle bir işletmeyi zor bulurlar yani. Önce ben müracaat edeceğim. Onlar müracaat etmeden. Evet, evet. Hepinize sevgiler, selamlar. Hoşça kalın.